Tekrar herkese merhabalar. Evet, hisse yorumlarımızdan Tüpraş'la devam ediyoruz. Tüpraş, dün bahsetmiş olduğumuz ortalamaların üzerinde kalma isteği, 62 isteği, 61-60-62 isteği, biraz daha belki yukarı isteğinin devam ettiğinden bahsetmiştik. Bugün de bu hareketin devamını görebiliriz. Belki yukarıda biraz daha 62'lerin üzerine, 61-60'ların üzerine 62'lere doğru bir istek artabilir gibi gözüküyor. Gayet güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tablomuzda bizim özel göstergemize göre daha önce bahsetmiş olduğumuz eksiden artıya geçme isteğinden bahsetmiştik ki bunu gerçekleşmeye başladım. Dolayısıyla tutunması noktasında değerlendirdiğimizde 3. günü de yukarıda kapatmış olması yukarıda bu isteğin devamını getirecektir. Bugün izliyor olacağız. En azından 60 seviyesi üzerinde kalması önemli demiştik. Çünkü kırmızı hattın geçtiği seviyede yukarıda 61-62'ye ve bunun üzerine denemek isteyen bir hareket 62'lere doğru normal olacaktır diyoruz. Daha önce özellikle bu hisseyi de hatırlayacak olursanız geçen hafta hatta ondan önceki hafta sonunda 56-90 57'ler bölgesinden bir dip yapıp yukarı yönde bu bölgeye gidebileceğini de paylaşmıştık. Hemen buradan ben Enka bizim bahsetmiş olduğumuz 4.40'lardan itibaren yukarı yönde gidebilecek hisselerin başında bahsetmiştik ki bugün de dünkü kapanışın üzerinde bir hareket görme olasılığımız söz konusu. 4.63 üzerindeki her hareketlikte biz büyük ihtimalle Enka'da 4.70'lerin üzerinde 4.75, 4.80 hatta 5'lere giden hareketi yavaş yavaş görebileceğimizden bahsedebiliriz. Bugün için 4.60 kapanışını Enka'da dikkate aldığımızda 4.60 dediğimizde haftalıkta özellikle 4.57 üzerindeki her hareketliğin 4.77, 4.87 ihtimalle gündeme getirebileceği hatta 5'lere doğru, 5'in üzerinde doğru bir ihtimalden bahsetmiştik. Şu an için bu hareketin en azından 4.57-58 üzerinde kaldığı müddetçe devamını göreceğiz. 57 bahsetmiş olduğum üzere gerek haftalık gerek günlükte önemli nokta. 4.62 üzerindeki her hareketli, pardon 4.63 üzerindeki her saatlik kapanışta işaret etmiş olduğumuz 4.70'lere ve bunun üzerine giden bir hareket görme olasılığımız artacak gibi gözüküyor Enka'da. Hemen isterseniz buradan Petkim hissesine dönelim. Petkim'de bahsetmiş olduğumuz o sert düşüşler devam ediyor ve aşağıda hedeflediğimiz o noktalara doğru gerilemenin devamını önümüzdeki günlerde de göreceğiz gibi gözüküyor. Özellikle 4.44'ün altındaki harekette 4.24-4.30 bölgesi bizim için potansiyel hedefti. Burayı izliyor olacağız. Dediğimiz gibi 4.44 şu an için ara direnç. Bunun altında kaldığı müddetçe biz 4.20 hedefimizi koruyor olacağız. Tabi burada bir alış olur mu? Alış bölgesi mi? Güvenli alış bölgesi mi? Bunu izliyor olacağız. Şu an için dalga teorimize göre görüldüğü üzere bunu daha önceden de bahsetmiştik. Tepelerin yavaş yavaş aşağıda oluşması demek bizim için tepkiler gelse de daha önceki tepelerin altında olacağı için bizim için negatif bölgeye geçebilir demiştik ki şu an Petkim neredeyse negatifi aldığımızda bizim tablomuza göre yaklaşık 1-2-3-3,5 ay sonra ilk defa negatife geçti. Bu şu an için güvenli bölgeye yaklaşıyor. 4.20 bölgelerine 4.24-4.30'a gelince güvenli alış olur mu? Tepki olur mu? Bunu izliyor olacağız. Hemen buradan Yapı Kredi Bankası'na dönelim. Yapı Kredi'nin oldukça zayıf seyrettiğinden bahsediyorduk ve ortalamaların altında kapanışın Yapı Kredi biraz daha endeksten bağımsız negatif ayrıştırdığını ve aşağıda hedeflerin aslında tekrar 3.45 görüldüğü üzere dün de bahsetmiştik. Bu bölgeye doğru gerileme ihtimali söz konusu olabilir. İlk etapta tabii ki kontrollü bir şekilde alt banda dokunabilir ki 3.55 seviyesini önemsiyoruz. Ama yukarıda özellikle 3.62 önemli bir direnç burası geçilmediği müddetçe biz aşağıda hareketin devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diyorum. Ama hemen aklıma bir hisse geldi. Afyon. Dün bahsetmiştik. Ortalamasının üzerine kapattı. Seanstık. Evet. Bu sabah özellikle. Bu sabahki 8.14, 8.20 üzerinde bir kapanış kaç? 8.40 olduğunu görüyoruz. Evet, 8.20 üzerinde en azından bir kapanış daha görecek olsak 8.20-25 arasında bir kapanış görecek olursak Afyon'da tekrar bir yükseliş ihtimalinden bahsedebiliriz. Yine ilk etapta 9.16'lara 9.30 bölgesi ihtimali korunacak gibi gözüküyor. Daha fazla için hisse için bize istekte de bulunabilirsiniz. Tabii ki biz kendi güçlü gördüğümüz hisseleri de burada sizlerle paylaşacağız. Herkese iyi günler.